Ne yapıyorsun Recep? Kahve işleten arkadaşları arayacağım. Yanlarında çalışırım belki. En azından bildiğimiz işi yapalım, değil mi? Bu yaştan sonra kimsenin bize meslek öğretecek hali yok. Ah ah. Kendi kahven varken şimdi el yanında mı çalışacaksın? Her geçen gün daha kötüye gidiyoruz. Ne yapalım hanım? Artık kahve mahve kalmadı. Mecbur ekmek veren eli tutacağız. Yoksa bu kadar borç nasıl ödenir? Bu kadar boğaz nasıl doyar? Yüce Rabbim şu halimizi gör de bize bir çıkış yolu göster. Başımızdaki şu kara bulutları def et de bir gün yüzü görelim. Evet, önce şöyle güzel bir temizlik yapmamız gerekiyor. Tabii burada işin piri siz kadınlarımıza biraz fazla iş düşecek. Neden kadınlara daha fazla iş düşüyormuş? Erkekler temizlik yapamıyor mu? Yok, yani biz bir şey yapmayacağız demedim aslında. Yani siz kadınlarımızın bilgi birikiminden faydalanacağız demek istedim. Yani siz bize yol göstereceksiniz. Bak o olur. Ondan sonra tesisatlardan başlarız. Daha sonra güzel bir boya badanasını aradan çıkartırız. Sonra ne bileyim çay ocağını elden geçiririz. Daha sonrasında da işte masadır, sandalyedir. Yani bunlar çünkü biraz kötü durumda ama tamir olabilecekleri tamir ederiz diye düşündüm. El ele verirsek hallederiz bence ya. Hepimiz bir işin ucundan tutalım yeter ki. Yalnız babam duyunca çok mutlu olacak. Evelallah, hallederiz Dünya ablacığım. Sen canını sıkma yeter ki. Ya iyi de bunların hepsi masraf. Bu kadar şeyin nasıl altından kalkacağız? Ya zaten daha dünya kadar borcumuz var bir de. Dur bakalım, ilk önce bu şekilde başlayalım. Daha sonrasına bakarız, bir yolunu buluruz. Hem zaten ilk önce benim kahveyi bir çizmem gerekiyor. Daha sonra Recep Baba'ya göstereceğim. Belki onun istediği şeyler vardır. Ona göre ilerleriz. Tamamdır patron. Sen ne diyorsan öyle olsun o zaman. Ama Nazlı şimdilik kaçar. Ayfer teyze yemek yetiştireceğim daha. Gevertir vallahi beni. Hadi iyi çalışmalar. Gel kız birlikte gidelim. Ben de yardım ederim sana. Hadi et bari gel. Ben de müsaadenizi isteyeyim. Malum üstüm başım perişan oldu. Bir şey olursa ararsınız. Dünya, ne oldu? Neden bakıyorsun bana? Ben sana nasıl teşekkür edeceğimi bilemedim açıkçası. Ben teşekkür edeceğim bir şey yok ki. Sonuçta ben de zor duruma düşsem siz de bana yardım ederdiniz, değil mi? Etmez miydiniz yoksa? Yani ben kendi kendime mi gelin güvey oluyorum? Hiç düşünmeden hem de. Yalnız sen de artık mahalleli gibi konuşup mahalleli gibi hareket ediyorsun, farkında mısın? Sonuçta artık ben de mahalleliyim, değil mi? Bir şey soracaktım ben sana. Ne yaptın? İş konularını konuşamadık, bir şey söylemedin. Taşeron firmanın genel müdürünün kim olduğunu öğrendim. Hadi ya. Yarın görüşmeye gideceğim hatta. Gideceğim değil, gideceğiz. İyi, gideceğiz. Recep Baba, arka taraf yine aynı. Yani dünyanın ofisi, orada hiçbir değişiklik yok. Çay ocağını biraz geniş tuttum. Daha ferah, daha rahat çalışılsın diye. Malum senin çay ocağı boş durmuyor. Çay yetiştirmek çok zor. Allah senden razı olsun oğlum. Allah ne muradın varsa versin. Allah seni hep senin gibi iyi ve güzel kalpli insanlarla karşılaştırsın. Ne oldu Ayfer Sultan? Ağlayacak şeyler bitti. Şimdi de mutluluktan mı ağlıyorsun bakalım? Yetmedi mi ağladığım kızım? Yetti kızım, yetti. Siz bana bakmayın. Ben sulu gözlü oldum bu aralar. Umut. Evladım. Sana ne desem az. Beni hem çok mutlu ettin. Hem de mahcup ettin.
öz evladım senin bu yaptığının yarısını yapmadı bana. Hadi bakalım. Bu kadar iş oturmakla bitmez. Bir yerden başlamak lazım. Evet, dünya doğru söylüyor. Bize müsaade. Tamam oğlum. Hadi selametle. Ayağınıza taş değmesin. Gel hanım, gel. Bunu güzel çizmiş. Sana çok teşekkür ederim Umut. Gerçekten çok iyi bir insansın. Dünya ne için teşekkür ediyorsun? Niçin olacak? Babam için, yaptıkların için. Ya sen de ne zaman teşekkür etsen bu soruyu soruyorsun. Çünkü teşekkür etmene gerek yok Dünya. Ben ne yapıyorsam içimden geldiği için yapıyorum. Biliyorum. Ama babam için yaptıkların ayrıca güzel. Babam benim için çok değerli. Herkes bir yana, babam bir yana. Babam çok güçlü bir adam. Ama aynı zamanda da çocuk gibi. Görüyorsun işte. Çünkü yüreği hala sevgi dolu. Biliyor musun? Her doğum günümde kaç yaşıma girdiğini parmaklarıyla sayarak gösteriyordu bana. Kaç yaşına kadar yaptı bunu? 25 yaşımı bitirip 26. yaşıma girene kadar. Ha, yani beraber kutladığımız doğum gününe kadar. Evet. Peki sen biliyor musun? Neyi? Çok güzel güldüğünü. Yani sen gülünce sadece yüzün gülmüyor. Her yer aydınlanıyor. Söylemesen böyle şeyler. Neden? Ama bunlar gerçekler. Belki de bunları söyleme sebebim sırf sen gülesin diye. Neyse, konuyu değiştirelim mi? Kahve diyorduk, babam diyorduk. Ben sana babama değer verdiğin için teşekkür ediyordum. Ne haber Umut? Dünya kuşum, seninle acil konuşmamız lazım. Ne oldu, kötü bir şey yok değil mi? Kötü bir şey olmadı. Aksine çok güzel şeyler oldu. Sana anlatmam lazım her şeyi. Ahmet Bey iş kazası ve sonrasında olanları anlatırsa bu sefer usta başları sıkıştıracak ciddi bir ipucu yakalamış olacağım. Pardon, ipucu yakalamış olacağız. Aferin, öğreniyorsun yavaş yavaş. Merhaba, Ahmet Bey'le görüşecektik. Ahmet Demir. Bir saniye bekleteceğim sizi.